Arkadaşlar merhaba. Bugün deney 2'yi gerçekleştireceğiz. Deneyimizin ismi Darlington bağlantılı yükselteç. Bu deneyde Darlington bağlantının özelliklerini ve çalışmasını öğreneceğiz. Genel olarak derste de anlatıldığı gibi daha çok DC karakteristiği üzerinde duracağız. Şimdi deneyimize geçelim. Evet, kullanılan malzemelere bakacak olursak bizim bir adet 4.7 megohm dirence ihtiyacımız var. Onları bu ikisini kullanarak yapacağız. Birisi 3.3, birisi de 1.5 ohm. 4.8 megohm kullanacağız biz direnci. 390 ohm direncimiz. 10 mikrofarad 50 voltluk bir elektrolitik kondansatörümüz ve önceki deneyde kullandığımız yine 0.1 mikrofaradlık elektrolitik tantal kondansatörümüz ve 2 adet de BC141 transistörümüz mevcut ve bunların yanında da kullanacağımız voltmetre, ampermetre yani dijital bir multimetre ve sinyal jeneratörüne ihtiyacımız olacak. Devremizi kuralım şimdi. Transistörlerimizi bağlayabiliriz ya da önce dirençlerle şu şekilde gidelim. Benim şu iki direncim toplamda 4.8 megohm yapacak direnç. Seri bağlı olarak VCC'den gelecek yani artı 15 volttan şu şekilde şuradan başlayarak evet. Evet buraya 10. sütun oldu. Tam base'imiz gelmesi lazım. Beta bir transistörün, ilk transistörün. Orta bacağımız base olacak. Ondan dolayı şu şekilde 10 numaraya gelecek şekilde. Evet taktım. Şimdi bunun emiteri ikinci transistörümüzün base'ine gidecek. Şöyle yapacağım. Hatta şöyle eğelim birbirlerine değmesinler. Onu da şu şekilde base'ini 20. pine gelecek şekilde sütuna 20. sütuna gelecek şekilde bağladım. Bunun base'i. Bunun base'ine buradan beta 1'den çıkan emiter eşlik edecek. Şu şekilde birinci transistörün emiterini ikincinin base'ine bağlayalım. Şöyle ileri doğru kaydırdım. Evet. Bir numaralı emiter pinimizi şurada 11. sütunda olanı. Çıkışı emiteri ikincisinin base'ine geldi. Bakın orta pin. Daha sonra 390 ohmluk direncimizi bağlayalım. İkinci transistörün emiterinden GND'ye gidecek. Şimdi ikinci transistörün emiteri şu işaretli yer. Şuradan başlayacağız. Ve GND'ye gidecek. Şu şekilde bağladık. İkincinin emiterinden kondansatörümüzün eksi ucu emitere gelecek şekilde şu yan tarafa doğru bir bağlantı yapacağım. Şurada olsun. Şöyle. Şuradan görünüyor. Hemen burası bizim sinyal çıkışımız olacak. İşaretimizi koyalım hemen. Evet çıkışımız burası. Şimdi bağlamadığımız neresi var? Kolektörlerini birbirine bağlayıp VCC'ye götürmemiz gerekiyor. Kolektörlerimiz 3 numaralı pinlerdi. Bunun kolektörü burası. Bir numaralı transistörün. Bunun kolektörü de tam olarak şu 20. base'de hemen onun yanı olan şurası. Evet kolektörlerini ortakladık ve bunları şuradan alıp tekrardan VCC hattına bağlıyoruz. 15 volt hattına. Kolektörlerini bağladık. 4.7 megohm'u yani 4.8 megohm'u da bağladık. Base'leri birbirine bağlı. Beyaz kablomuz. Kolektörlerini ortakladık. Emiteri GND'ye çektik ikinci transistörün. Birinci transistörün emiterini ikincinin base'ine bağladık. Beyaz jumper kablomuzdu. Evet kontrol ediyoruz. 0.1 mikrofaradımız kaldı. Giriş sinyalimiz. O da 4.7 ohm'un yani 4.8 şurada birinci transistörün base'ine bağlanması gerekiyor. Bağlantılarınızın gerçekten sağlam olduğuna iki kere kontrol edin. Dikkat edin. Breadboard'da çalışması zaten ayrı bir zorluktur. Devreler deney yaparken bu bağlantı problemleri yüzünden, temassızlık yüzünden çoğu devre çalışmıyor. Evet, kondansatörde bağladık. Bizim giriş sinyalimizi şu maviden. Evet, girişimiz, çıkışımız. Evet, besleme hattımız kaldı. Besleme hattının da hemen şurası GND. Siyah jumper kablomuz. Kırmızıyla da artı 15 voltu besleyecek şekilde ayarlayalım. Evet, beslemelerimiz, çıkışımız, giriş sinyalimiz. Devrenin kurulumu tamamdır diyebiliriz. Şimdi diğer adıma geçelim. Arkadaşlar, bu devrede daha çok akım ölçeceğimiz için, akım ölçmek için bildiğiniz gibi yani hattı kesip araya ampermetrenin kablolarını girmek için yer gerekiyor bize. Özellikle de IB1'i ölçerken base akımımızı
transistörümüz buradaydı. Ben buradaki kuplaş kondansatörü, buradan gelen işte bez direnci derken burada yer kalmıyordu. Transistörü bundan dolayı bu tarafa çektim. Şimdi bu tarafa çektiğimiz transistörü bir numaralı bacağı bu tarafta kalıyor. Yani emiterim. Yine emiterim bunun base'ine gidiyor ikinci transistörümüzün. Burada siyah kabloyla olan bu transistörün base akımı, base hattı. O da nereden geliyor? Gördüğünüz gibi dirençlerin ve kuplaş kondansatörünün giriş sinyali uygulayacağımız şu kablonun devamı, yani şurası seri bağlantısı. Bunun dışında burada birinci transistörün kolektör bağlantısı da burada. İkinci transistörün kolektör bağlantısıyla normalde daha önceden ortaklamıştım. Şimdi ayrı ayrı IC1 ve IC2 ölçeceğimiz için onları da normal direkt VCC hattına bağladım. Hani ayrı bir hattan besleyerek bu şekilde araları kopartıp ampermetreyle girip akım ölçümü yapacağız. Şimdi bağlantılarımızı yapalım, kalan bağlantılarımızı. Öncelikle şöyle başlayacağız. Burada güç kaynağımızın gördüğünüz gibi bağlantıları var. Artısını eksisini bağladım devreme. Bakın bunu bağlamadım önce. Önce güç kaynağımı açıyorum. Güç kaynağım açıldı. Gerilimin stabilize olmasını bekliyorum ve doğru gerilimde de olduğundan emin oluyorum yani ekranımın. Daha sonra bize 15 volt gerekiyor. 15 volta gerekli ayarı yaptım. Güç kaynaklarımız bazen yanlış gerilim verme ihtimali de var. Ondan dolayı şu şekilde, bunlar da multimetremizden gelen problar. Güç kaynağının çıkışlarını ölçmekte fayda var. Yani emin olalım ne geliyor. Özellikle de şimdi hesaplananla ölçtüklerimizi karşılaştırırken, hani doğrudan devre şemamızda 15 volt yazıyor ama güç kaynağımızdan biz gerçekten 15.0 voltu ayarlayabildik mi acaba, yani onu bilmiyoruz. Bundan dolayı güç kaynağıyla multimetremizde ölçüp bakmak gerekiyor. Şu anda ben ölçüyorum, 15.005 geliyor gerilim olarak. Gayet güzel ayarlamışız yani. Şimdi artık yüke, yani bizim devremizin beslemesine bağlayabildim ve 10 mA civarında bir akım çekmeye başladı. Kaldırdım. Şimdi güç beslemesini yaptık. Güzel. Şuradaki büyük kondansatörü merak ediyor olabilirsiniz. Bunu da şundan dolayı kullanıyorum. Bu 2200 mikrofaradlık yüksek kapasiteli bir kondansatör. Tek bir sebebi var kullanmam. Girişteki gerilimi filtre etmesini sağlıyorum. Yani güç kaynağımız, buradaki kullandığımız güç kaynağı lineer bir güç kaynağı. Ripple varsa o ripple'ları engellemek için, daha azaltmak için bu kondansatörü taktım. Bunun sayesinde daha düzgün bir besleme gerilimi elde edip düşük akımlarda daha düzgün sonuçlar ölçmemizi sağlayacak. Şimdi şu osiloskop probumuz kanal 1'imize bağlı. Sarı, bildiğiniz gibi emiter, ikinci transistörün emiter çıkışı bağladım. Bu da sinyal jeneratörümüzün çıkışı. Sinyal jeneratörümüzün normal şu krokodilli kablolarında problemler var. Sinyal, özellikle düşük sinyallerde sinyal bozulmaları yaşıyoruz. Ben ondan dolayı sağlam olan kablo, bunu da kullanabiliriz. Bu bir sağlam kablo, test ettim. Ondan dolayı sinyal jeneratörünün çıkışında da krokodilli kablo kullanmaya şimdi sebebi bu. Sağlam olduğu için bunu kullanıyorum. Bildiğiniz gibi base 0.1 mikrofaradlı kondansatörümün girişine bağladım, giriş sinyalini. Bunların ground noktalarını birleştirip ne yapmamız lazım? Devremizin ground noktasıyla ortaklayıp sinyal alması lazım. Bunu şu şekilde bir jumper kablosu kullanarak yine yapılabilir. Ama işi daha sağlam almak adına doğrudan güç kaynağınızın beslendiği noktaya bağlarsanız daha iyi olacaktır. Bağlantılarımız tamamlandı. Şu an ben osiloskopta sinyalimi de görüyorum. Şimdi diğer ölçümlere geçelim. Evet, burada sinyal jeneratörümü görüyorsunuz. Ayarlarını yaptım. Önceki deneyde anlatmıştım sinyal jeneratörünü. Doğrudan 200 mV peak to peak 1 kHz'lik bir giriş sinyalini ayarladım ve çıkışı da açtım. Şimdi çıkış gerilimini görüyoruz. Bizim girişle çıkışı karşılaştırmamız gerekiyor. Biz evet sinyal jeneratöründen 200 mV peak to peak çıkış ayarladık. Fakat gerçekte de osiloskopumuzun ölçtüğüne bakmak lazım. Ben şimdi osiloskopumuzun kanal 1'ini çıkardım gördüğünüz gibi. Şimdi doğrudan giriş sinyaline bağladım. Öncelikle giriş sinyalimizi ölçeceğiz. Şimdi bu kanal 1'deki peak to peak gerilimimiz şu an oldukça sabit, güzel. 214, 212 mV. Bu ölçümlerde de şöyle bir şey yapacağız. Şimdi osiloskopumuzun ölçüm seviyesinden dolayı, yani gerilim ölçümü 8 bitlik bir ölçüm yapıyor. Çok yüksek çözünürlük değil. Ondan dolayı dalgalanmaları da var. Her zaman için karşılaştırmaları yaparken en düşük kaç görüyorsak onu kaydedeceğiz. Şu an az önce 212 gördük mesela. 212'den daha aşağı inerse onu kabul edeceğim.
Bundan sonraki her yapacağım ölçümde de minimum görebildiğim değerleri kaydedeceğim ki daha düzgün bir kıyaslama yapabilelim. Burada gördüğünüz gibi 200 mV'luk peak to peak bir sinyal çıkışı olmasına gerekirken osiloskopta gördüğümüz 212 mV peak to peak olarak ve inputumuzu kaydediyoruz. Şimdi bu haldeyken hemen kablomun yerini değiştiriyorum. Çıkış sinyalini alıyorum görmek için. Evet, 208'i gördüm. 210, 206 gördük. Evet, 206 diyebiliriz. Buna da minimum gördüğümüz çıkış gerilimimizde 206 mV peak to peak. Şimdi sırada base akımını ölçeceğiz. IB1'i. Ona geçelim. Evet, şimdi base akımını ölçeceğiz birinci transistörden geçen. Şimdi şunlar benim ampermetrem, multimetremin amper kademesinde olan 2 amperlik kademeyi aldım şu an. Çıkışlarım. Bunu ne yapacağız? Şu siyah. Bakın bilgi sinyalimizi girdiğimiz AC sinyalimizi. Şurası. Burası transistörün base'ine gidiyor. Şimdi burası giden nokta olduğu için eksi kısmı buraya. Akım da şuradan çıktığı için başka bir jumper kablo sayesinde şuraya takalım. Ve şunu da şöyle bağlayalım. Evet, bunu bağladığım anda şu anda sinyalimizde bozulma var. Gördüğünüz gibi şu an çıkış sinyalim hem gerilimi yükseldi. Yani bu da aslında ripple'dan dolayı kaynaklanıyor. Şu an ampermetrenin etkisini görüyoruz. Yani düzgün bir iletim sağlamıyor. Ampermetre bizim sinyalimize bozucu bir etki yapıyor. Fakat biz burada zaten şu an DC akım ölçeceğiz. Şu an buna bakmamıza gerek yok. Evet. Burada base akımımız, birinci base akımımız, IB1'imiz görebildiğiniz üzere 1.71 mikroamper olarak ölçtüğümüzü söyleyebiliriz. Evet, sıradaki ölçmemiz gereken akım kolektör akımı IC1. Şimdi base ile işim bittiği için bağlantılarımı eski haline getiriyorum base'in. Şimdi kolektör akımı lazım. Bakın IC1 şu mavi kablo birinci transistörün kolektörüne giden. Onu şuradan çekeceğim. Transistörün kolektör bağlantısı burada. Ampermetrenin eksisini buraya bağladım. Şuraya da artı kolektör VCC besleme hattına bağladım. Evet, IC1 akımımızda 72.57-56 civarına gidiyor. Minimumlar alıyoruz. 55 gördük, 54 gördük. 72.54 olarak kaydedebiliriz. Şimdi sıradaki değerimiz olan IB2'yi ölçelim. IB2. Bunu eski haline aldım. IB2 birinci transistörün aslında emiteri akımı. Şimdi şunu direkt çekeceğim. Bu base'e gidiyor ikinci transistörün. Şuraya ampermetrenin artı ucu emiterine bağladım. Şunu da şu şekilde eksi ucuna bağladığımız anda evet. Şimdi gelin okuyalım. Evet. Akımımıza bakıyoruz. 73.75 70 civarında diyebiliriz. Şimdi de kolektör 2 akımını ölçelim. Şimdi şu base'imi eski yerine alıyorum. Evet, kolektör 2. Bakın kolektör 2'miz bu bizim. Çıkardım. Şu eksi ucumu bağladım. Şunu da şuraya bağlayalım. Evet, artı ucumu da bağladım. Evet, burada miliamper kademesine geçtik artık. Buradaki kolektör akımımız yüksek 12.2 miliamper yazabiliriz. 12.21 yazalım. Arkadaşlar, ZO'yu ölçmek için, pratikteki ölçümüne bakmak için 390 ohmluk direncimi çıkardım. Ama tabii ki de sözde 390 ohm. Şimdi ölçü aletiyle gerçek direncine bakacağız. Gördüğünüz gibi 396.6'larda. Bunu yuvarlayarak 397 ohm olarak söyleyebiliriz. ZO değerimiz 397. Dördüncü adımda ölçtüğümüz ve hesapladığımız değerleri tablo 3.1'de yerine koyarak karşılaştıracağız. Elde edilen tablo değerlerini de yorumlayacağız. Şimdi bunu yapalım. Ben burada hesaplanan değerler yerine hesaplama işlemini zaten derste yapıyorsunuz. Laboratuvarda bir fark olması açısından simülasyon değerleri üzerinden gideceğim. Evet, simülasyon devremize bakıyoruz şimdi. Burada normaldeki devremiz bildiğiniz gibi burası 4.7 megohm fakat bizim gerçekte ölçtüğümüz değer, ben bu değeri simülasyonda hani doğru sonuca varmak için dirençlerin toleransından dolayı bizim şu an seri bağlı o iki direncimiz 5.122 megohm
değerine tekabül ediyor. Burada yine BC108 BP'leri kullanabiliyoruz. Aslında daha gerçekçi bir simülasyon sonucu elde etmek için ölçtüğümüz değerlerle kıyaslarken BC141'in simülasyon modeli olsaydı onu kullanacaktım. Fakat BC141'in simülasyon modeli şu an kullandığım Proteus kütüphanesinde yok. Bundan dolayı yine 108'le, BC108'le devam edeceğiz. Burada 390 ohm olarak verilen emitter direncimizin gerçek değeri ölçtüğümüzde 397 çıkmıştı. Simülasyonda da sonuçların daha yakın olması açısından bunları ölçtüğüm değerlerle doğrudan yazdım. Şimdi simülasyonumuzu çalıştıralım. Evet, osiloskop bağlantılarını bu şekilde label'lar kullanarak yaptım. Şurada osiloskopumuz, şurada da sinyal jeneratörün kontrol paneli var. Şimdi giriş sinyalimize bakalım. Öncelikle V'yi ne var? 1 kHz ayarlı, bakın gördüğünüz gibi. Range 1 kHz kademesinde 1 aldım, 1 kHz. Sinyal girişi 210 mV peak to peak'te şu an. 212 olarak ölçmüştük gerçekte de. Şimdi bunu 200 mV peak to peak olarak almak yanlış olacaktır. Çünkü sinyal jeneratörüne biz sözde 200 mV peak to peak vermesini istedik ama 210 veriyor. Sonucu daha iyi karşılaştırmak adına biz bunu yine 212 yapabilirsem 10 birim artıp azaldığı için bunu 210'da bırakacağım. Sinüs dalga formumuzda ayarladık. Evet, osiloskopumuzdan da bakıyoruz. Şimdi buradan ölçümümüzü alacağız. Tabii ki de burada şimdi 210 mV peak to peak'i ayarladığımız için giriş sinyalimiz bu arada sarıyla gösterdiğimiz A kanalı giriş sinyalimiz bizim. Şöyle yapacağız. Zaten gördüğünüz gibi kazancımız birbirlerine yakın olacak. Bire yakın bir kazanç elde edeceğimiz için sarıyla mavi kanallar birbirinin üstüne geçmiş durumda. Şimdi ayırt etmek için giriş kanalını ölçeceğimiz için şu çıkışı kapatıyorum. Şu şekilde kursörüm yardımıyla bakın tam tepe değeri 105 mV olacaktır. 105, yani 210 mV peak to peak diyebiliriz. Şimdi çıkış sinyalimize bakalım. Çıkış sinyalimize bakacak olursak yine bunu da şöyle küçültelim. Bakın 104. Biraz daha gerilim kısmını büyütebilirim. Daha rahat anlaşılması için. Daha yakından bakacak olursak 103.89 olarak görüyorum. Şöyle bir daha bakalım. 103.95 görebiliyoruz. Evet, tepe gerilimi 103.95 olduğu için peak to peak gerilimimiz 207.9 volt olacaktır. Çıkış gerilimimiz burada 207.9 olarak kaydetmiş olalım. Şimdi burada base 1'e bakacak olursak base 1 akımımız 0.38 mikroamper. Kolektör 1 akımımız 74.9 mikroamper. Base 2 akımımız, yani birinci transistörün emiterinden geçen akım 75.2 mikroamper gördüğünüz gibi. Ve kolektör 2 akımımda 21.9 miliamper olarak simülasyon sonuçlarını kaydedebiliriz. Şimdi size burada göstermek istediğim bir nokta daha var. Base emitter gerilimini göstermek istedim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu transistör şu an iletimde. Darlington bağlantı çalışıyor yani. Bu DC polarmayla biz bu transistörü iletime geçebiliyoruz ve bu iletime geçirdiğimiz gerilim 0.57 volt şu an. Şimdi teknik sayfalarına bakacak olursak transistörlerin, normalde kullanmamız gereken BC108'di fakat benim elimde BC140 olduğu için sözde ona yakın bir transistör. Onu kullandım ama gördüğünüz gibi en büyük farkları zaten birisi low power, düşük güçlü, birisi medium power transistör diye geçiyor. Kolektör akımları oldukça farklı. Birisinin maksimum kolektör akımı yaklaşık, şuradan bakalım, continuous kolektör current'u bakın 200 mA civarındayken BC140'ın ise medium power olduğu için 1 ampere kadar çıkabiliyor. Yani 5 katı daha güç taşıyabiliyor akım olarak yani. Güç demeyelim, akım diyelim. Şimdi burada da en büyük farkı da şuraya bakacağız. Zaten bununla ilgili bir farkı da 9. deneyimizdi galiba. C sınıfı yükselteş deneyinde de yine buna değineceğim. Şurada HFE'leri, yani betalarına bakacak olursak bir defa kıyaslamaları mesela çok farklı. Niye? Test koşulları bu daha düşük güçlü bir transistör olduğu için gördüğünüz gibi bir 10 mikroamper IC akımındaki HFE'yi
söylüyorlar. Bir de 2 miliamperde. Bizde minimum bu 100 miliamperde başlıyor. 40 ile 400 kat arasında olabiliyormuş beta değerimiz. Yani kazançlarının farkını bir göstermek istedim öncelikle. Ve burada BC108'e bakacak olursak medium low power olduğu için yani 800'lere kadar çıkabiliyor. Oldukça hani düşük sinyalleri yükseltme katsayısı bunun daha fazla. Fakat şurada base emitter on voltage karakteristiklerine bakalım şeylerin gerilimlerine. Base emitter on voltage. Bu kısım transistörün iletime geçtiği gerilim olarak geçiyor. Şimdi bakın BC108'de minimum 0.55'te iletime geçebiliyormuş. Tabii şu test koşulları altında böyle bir şey çıkmış. Şimdi bizim de simülasyonumuza bakacak olursanız bakın 0.57'de bizimki de iletime geçmiş durumda. İletime geçmeseydi zaten buradan bir kolektör akımı geçmeyecektir. Daha çok daha düşük bir mikroamper görmeliydik. Ama sağ tarafta BC141'e bakacak olursak burada görebildiğiniz üzere base emitter on voltage değeri 1 amperlik akım geçerken kolektöründen ve kolektör emitter voltajı da 1 volttayken 2.0 voltta maksimum iletime geçiyormuş. Burada minimum değerleri yazılmamış ama burada şunu söyleyebiliriz. Gerçekten BC141'i iletime geçirmek için base'e uygulayacağımız gerilim, base emitter voltajı tutacağımız gerilim BC108'den çok daha yüksek olacak yani. Bu da bizim deneyi yaparken aklımızda bulundurmamız gereken bir şey. Diyelim ve devam edelim. Şimdi simülasyon sonuçlarımızı da bu şekilde elde etmiş olduk. Tablomuza yerleştirelim bunları da. Evet, ölçülen değerlerimizde VE'yi 212 mV peak to peak olarak ölçmüştük. VO'muz 206 mV peak to peak'ti. AVT'yi hesaplayacak olursak 206 bölü 212'den 0.9717 olarak gerilim kazancımızı bulmuş oluyoruz. Devam edelim. I beta 1 yani beta 1 transistörümüzün base akımı 1.71 mikroamperdi. Kolektör akımı ise 72.54 mikroamperdi. Beta 1'i hesaplayacak olursak 72.54 bölü 1.71'den 42.42 olarak çıkacaktır. Devam edelim. IB2'yi 73.70 mikroamper olarak ölçmüştük. IC2 ise 12.21 miliamper olarak ölçmüştük. Beta 2 hesaplayacak olursak 12.11 miliamper bölü 73.20 mikroamperden 165.67 olarak hesaplayacağız. Beta 2'yi de bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi simülasyon sonuçlarına bakalım. Simülasyonda elde ettiğimiz VI değeri 210 mV peak to peak'ti. VO değeri ise 207.9 mV peak to peak'ti. AVT'yi hesaplayacak olursak 0.99 çıkacaktır. IB1'imiz 0.38 mikroamper. IC1'imiz ise 74.90 mikroamperdi. Buradan beta 1 hesabını yapacak olursak simülasyon için 74.90 bölü 0.38'den 197.11 olarak bulabiliriz. IB2'miz 75.20 mikroamper görmüştük. IC2'miz de 21.90 mAh olarak gördük simülasyonda. Beta 2 hesabını yapacak olursak 21.90 mAh bölü 75,20 mikroamperden 291.22 olarak hesaplayabiliriz. Böylelikle dördüncü adımda bize verilen tablo değerlerini hesaplamış olduk. Beşinci adımda giriş sinyalin genliğinin sabit kalmak şartıyla tablodaki değerlerimize göre frekansımızı arttırıp devrenin çıkışını ve kazancını her frekans değeri için hesaplayacağız. Şimdi öncelikle tablomuz 50 Hz'den başlıyor. Bu sefer çift kamera kullanamıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı sürekli size sinyal jeneratöründe aynı anda gösteremeyeceğim. Ben 50 Hz'i aldım şimdi. Evet, şimdi ölçümlerimizi alalım. Evet, 210 minimum görüyorum. Kaydedelim. 100 Hz'e geçiyoruz. 212 gördük minimum. Evet, 212. 200 Hz, 208. 500 Hz. Evet, 500'deki değerimiz de 208 mV. Yine hatta 206 gördük az önce. 206 olarak kaydettim. 1 kHz. 1 kHz de normalde ilk denedi 206 mV peak to peak ölçmüşüz. Burada da şu an 206 görüyoruz. 5 kHz. 208 gördüğünüz gibi. 206 gördüm. Yine 206 kaydedeceğim. 10 kHz. 206 gördüm burada da yine. Bu birazcık daha sanki 208 derdi ama
Şimdilik böyle kalsın, 100 kHz'e çıkalım. Evet, burada en düşük şu an 208 gördüm. Gerilimimizin yükseldiğini söyleyebiliriz. Daha yüksek değerleri de görmeye başladık. 200 kHz, evet, 218'leri de görmeye başladık. Frekansımız arttıkça gerilimimiz artmaya başladı, çıkış gerilimimiz. Şu an minimum 212 görebildim. Evet, 212 olarak kaydediyorum. 500 kHz'e bakalım. 212 diyelim buna da yine. 210'u gördüm ama 210'da 210 yazalım peki. 1 MHz'i aldım. Evet, 1 MHz'de de 208 mV'a düştü diyebiliriz. 2 MHz, evet, burada kesinlikle 198 mV pik tü pike düştü. Yani 200 kHz'den sonra çıkış gerilimimiz, kazancımız düşmeye başladı. Elde ettiğimiz sonuçlara göre frekans kazanç grafiğini çiziniz diyor. Frekans kazanç grafiğimize bakıyoruz. Şu an dikey ekseni, kazanç, yatay ekseni, frekansı her olacak şekilde ayarladık. Yatay eksenimize logaritmik ölçek uyguladım. Lineer ölçekte grafiğimiz düzgün çıkmıyor. Burada şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Önemli bir nokta. Ölçtüğümüz değerler birbirlerine milivolt olarak çok yakın değerler. Şu an maksimumla minimum arasında 14 milivoltluk bir fark var. Şimdi bu 14 milivoltluk farkın çoğu zaten 208 ile 206 arasında gidip geldiği için bu değerleri osiloskopumuzun ne kadar doğru ölçüyor tartışılır. Yani doğrudan grafiğimiz birebir ölçtüğümüz doğrudur diyemeyebiliriz. 6. adımımızda devrenin distorsiyonsuz maksimum çıkış gerilimini bulmak için giriş sinyalinin genliğini 0 volttan başlatıp arttırmaya başlayacağız ve çıkış sinyalini takip edeceğiz. Bu durum çıkış sinyalinin alttan ve üstten kırpılmaya başladığı noktaya gelinceye kadar devam edecek. Çıkış geriliminin kırpıldığı noktada genliği ölçerek ne yapacağız? Distorsiyonsuz maksimum kazancı bulmuş olacağız. Şimdi şöyle yapıyorum. 0 volttan arttırmaya başlamaya gerek yok aslında şu an. Gayet düzgün bir sinüsümüz var, 200 mV pik tü pikte. Tabii burada frekansımızı yine 1 kHz bizim standart input giriş frekansını alalım. Şimdi bakalım arttırarak amplitude 200, 300, 400. Buradan bir yandan da voltaj range'i oynamaya başlayacağız. Şu an hızlı bir. Bozulmadı hala sinyalimiz. Evet, şurada gördüğünüz gibi sinüsün alt tarafı kırpıldı. Şuradan itibaren küçük küçük arttıralım. Şu an 10.2 volt peak to peak okuyorum sinyal jeneratörünün ekranından. Şuraya biraz daha yakından bakma imkanımız var mı? Şöyle biraz daha iyi bakabiliriz. Bakın, görebildiğiniz üzere şurası 10.6 volt giriş. Yani bundan bir tık fazlasında artık sinüsün, bakın alt tarafına dikkat etmenizi istiyorum. Yani üst taraflar aslında düzgün yükseliyor hala, üst taraflara bakacak olursak. Ama alt taraftan kırpılmaya başladığımız ve burada gördüğünüz gibi buranın altına artık inemiyor. Orası sınırsa o zaman bizim şuralarda şu nokta, hatta bu nokta diyelim çünkü 10.9 volttayım şu an. Orada kırpılma başlıyor. 10.8 volt peak to peak girişi sinyal jeneratörde. Peki bu gerçekte osiloskopumuzun gösterdiği olarak kaç milivolt, ona bakalım. Şimdi girişe aldım probumu, giriş sinyalini. Görelim gerçekten kaçmış. 10.8, bu da 10.81. Osiloskopumuzda 10.80 ölçüyor. Bu sefer doğru ölçüyor. Bundan dolayı 6. adımda da distorsiyonsuz maksimum kazancı hesaplamak için kullanacağımız çıkış gerilimi ne oldu? Şimdi girişimiz V'yi bakıyoruz şu an. V'yi 10.81 VPP. Şimdi probumu değiştiriyorum, çıkışı alıyorum. Çıkışta da gördüğümüz 10.40. Evet, doğrudan 10.40. VPP diyebiliriz. Buradan hesabı yapacak olursak 10.40 bölü 10.81'den 0,962 olarak distorsiyonsuz maksimum kazancımızı bulmuş oluyoruz. Bu şekilde 6. adımı da tamamlamış olduk. Evet, bugünkü deneyimiz de buraya kadardı. Bir sonraki deneyde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.